Hristiyanlığın biz politikleşmesinin tarihine baktığımızda, geç antik çağ tarihini biraz rasyonel bir gözle. Şimdi bakın, hani aslında konu başlıklarımızdan bir tanesi de oydu. Belki orada yeni bir paradigma açacağız. Yani dinin bilimle buyurun. Ayrıştığı nokta. Şimdi dinler tarihini evet biz bir mümin gözüyle okuyabiliriz. Bir de bilimsel gözle okuyabiliriz. Şimdi ben bir mümin gözüyle okuyayım. Mesela diyelim ki ben bir Hristiyanım. Ve geç antik çağ tarihini okuyorum. Şimdi diyelim ki ben bir Süryaniyim veya ben bir Ermeniyim. Misal. Şimdi burada dinin tarihsel süreçte ortaya çıkmış olan bir takım öğretileri. Yani menşe itibariyle o din içerisinde vardır yoktur. Bu ayrı bir tartışma konusu. Benim için belirleyicidir. Çünkü ben bir müminim. Şimdi bakın Hristiyanlık parçalanmıştır. Ne zaman? Özellikle 325 İzmir Konsili, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes, 451 Efes Kadıköy Konsili, özellikle Kadıköy Konsili. Hristiyanlık parçalandı. Bu parçalanma sürecini her bir mezhebin, her bir Hristiyanlığın, her bir mezhebine mensup müntezibinin okuyuşu farklıdır. Mesela Kadıköy Konsili yanlısı bir Rum Ortodoks Kilisesi'nin müntezibine sorsanız, İtikadi noktadan farklı bir açılım getirecektir. Siyasi güçle size. Parçalanmıştı, evet. Giderildi kısmı. Belki daha aynen. Tehlikeli parçalanmıştı. Diyelim ki Miyafizit Süryani ile konuşsanız veya bir Melkit ile konuşsanız bambaşka açıklama. Bir tanesi diyecek ki... Tarihde böyle okuyoruz zaten, çok subjektif. Bakın bir tanesi yani. Diyecek ki efendim İsa Mesih'te iki tane tabiat vardı. İlahi olan, beşeri olanı ihata etti. Şöyle oldu böyle kristolojik tartışmalara girecek ve aslında kendisi de işin içerisinden tam çıkamayacak ama... Meseleyi biraz daha politik bağlamda okuduğunuzda bakın ben size ilginç bir örnek vereyim. Hristiyanlık parçalandığı süreçte Hristiyanlığın Roma yönetiminde, Roma İmparatorluğu'nun merkezinde ortodoks yani doğru olan formu İran'da sapkın ilan edilmiştir. Halbuki İranlılar mecusiler kendileri. Hristiyanlığın bir mezhebini destekliyorlar Sasaniler. Ama hangi formunu destekliyorlar? Roma İmparatorluğu'nda ortodoks yani doğru yol olan, hani hak olduğu iddia edilen Roma yönetiminde. Hangi Hristiyanlık formuysa Sasaniler onu... Neden? Çünkü Romalılarla Sasaniler arasında bitmek, tükenmek bilmeyen savaş bir var. Siyasi karşıtlık var. Karşıtlık var, aksini destekliyor. Aynen. Peki bunun bizi getirdiği nokta nedir? Bakın, ben bu örnekleri çoğaltabilirim. Her dönemden verebilirim. Dinin siyasetle ilişkisi... Aslında dini bir noktada şekillendirmiştir. Peki bu ilişki nereden kurulmuştur? Mesela biz İmparator Konstantinos dönemine bakalım. 306'dan 337 yılına kadar. Orta Çağ'da kiliseyi Orta Çağ'ın en önemli müessesesi haline getiren süreç orta başlamıştır. Bakın mali imtiyazlar ruhbanlara. Bir sınıf oluşuyor. Bir ruhban hiyerarşisi oluşuyor. Üç tane piskoposluk patriklik merkezi Antakya, Antiyokya, Aleksandriya, İskenderiye ve Roma. Orada birer tane başpiskopos, o başpiskoposun adı nedir? Mesela Roma'da papadır, işte şeyde patriktir. Antakya'da patriktir. Efendim onların altında eyaletlerde metropolitler, eyalet yöneticisi gibi. Onun altında piskoposlar, episkopos, gözetmen, yani şehirde ruhban. Bakın bir hiyerarşik düzenleme. Bu hiyerarşik düzenleme ne üzerinden yapılmıştır? Ruhbanlar. Yani din adına konuşmaya yetkisi olanlar. İslam'da peki, yok mu bu? Çok özür diliyorum. Peki bu neye sebep olmuştur? İki şeye. Birincisi ruhbanlar dini yetkinin yanında çok geniş dünyevi yetkiler kazandılar. Tamam. İkincisi Hristiyanlık ve kilise tamamen siyasallaştı. Roma İmparatorluğu'nun bir kurumuna dönüştü. Bakın Allah'ın bir kurumu veya Mesih'in bir kurumu demiyorum. Roma İmparatorluğu. Bu ne demek? Roma İmparatorluğu ne dediyse kilisede geçerli olan hüküm de budur. Zaten buna baş kaldırdığı için doğru Hristiyanlık kopmuş. Bu İslam'da yok mu dediniz ya. Dedim. İslam'da yok. Böyle yok. O. Niye? Şimdi burada anlatılan şey şu. Yani şimdi biz Müslüman olduğumuz için hani tarih böyle bir algıya sahip olduğumuz için burada anlatılan şeyin sadece değil mi? Beni yanlış anladınız zaten hocam. Sadece bir isim yani temsiliyet olduğunu zannediyoruz. Hayır öyle evet. Değil. Oradaki piskopos varsa bir yerde bir piskopos. Orada siz Hristiyanlık adına bir mezhep, tarikat, bir kitap yazma, bir vaaz verme mesela hakkına sahip değilsiniz. Size doğrudan yasak geliyor. Mesela ben doktorum, İslam namına kitap yazmışım. Sizin zihniniz yüzyıllardır Türkiye'deki zihin İslam tarafından şekillendi. Kimse demiyor ki ya bunun ne işi var, niye kitap yazdı? Tanrı. Mesela ben dedim ki Müslümanlıkta yok mu? İşte yok. Yok işte. Bu anlamda yok. Hayır, o manada yok. Bir ruhbanlık yani, anlayışı İslam tarihinin hiçbir zamanında. Ve bakın bu da bence bir İslami prensiptir. Peki, ve şey yine tarihte mesela, bir... İran'ın dini lideri Hamenei. Bütün şehirlerinde Hamenei'nin tayin ettiği imamlar var. Biliyorum evet.
Evet. Değil mi? İsfahan imamı, Şiraz imamı, Tebriz imamı. Bunlar cuma evet. namazlarını kıldırıyorlar. Şimdi oraya geleceğim. Bir bu adamlar sorunu... şehirdeki en yetkili ve en etkili kişiler. Tam da böyle bir şey değil mi bu? Böyle bir şey ama bak şimdi o noktaya gelmeden önce o aradaki boşluğu konuşmak gerekiyor. İslam'da yok dediğim şu. İslam tarihinin en dejenere olmuş hali nedir? İşte Emeviler en çok tartışılan konu. Emeviler değil mi? Yani Emeviler ve Abbasiler dönemi İslam tarihi, Müslümanların tarihinin yozlaşma tarihi olarak da tanımlayabiliriz. O tarihlerde dahi, bakın isim verelim, o ya, Hristiyan bir Arap akademisyen Amerika'da yaşıyor, Wael Hallaq. Onun kendi bu konuyla ilgili çalışmaları da var. Yani o dönemki, yani en dejenere olmuş halinde bile bu bahsettiğimiz anlamda mono, tamamen baskıcı, tamamen yukarıdan aşağıya başka hiçbir dini yoruma izin vermeyen bir hiyerarşik yapılanma hiçbir zaman İslam toplumunda olmamış. Peki ne zaman olmuş? İşte bahsettiğin modern bir ideoloji, yani velayet fakih dediğimiz ideoloji bugün İran'da rejim olarak işte hakim olan yukarıdan aşağıya doğru, aynı Stalin Rusya'sında ya da işte Çin'de olduğu gibi ideolojik bir devlet. Yukarıdan aşağıya bahsettiğin bir hiyerarşi kuruyor ve onunla insanların inançlarını belirliyor. Ama bu bu da mesela modern bir olgu. Yani olmuş işte. Müslüman tarihinde Müslüman tam birebir aynı olmasa bizde hocam, böyle tarih, bir şey yaşanmamış. Bizde örnekleri gözükmüş. Yani mesela işte Mutezile karşı fikri bastırıyor, sonra Mutezile avına çıkılıyor, ediyor. Tabii, yani tamamen sıfır. İktidar, yani tertemiz bir tarih var yani, demiyorum. Şey de doğru, tam manasıyla onlar gibi bir ruhbanlık yok yani ama şöyle, hocam, siyaset birçok yerde tek zaman zaman insan olmuş tabii oluşturmaya ki. Çalışıp ya, Caner hocam yanlış anlaşılmasın. Din görüşü oluşturmaya çalışmış İslam aleminde, yani Emevilerde tabii, de ama olmuş, Abbasilerde de olmuş, yayınlamışlar yani olmuş. Zamanında bir Amentü yayınlamışlar hocam, Abbasiler döneminde bu çok var. Şimdi evet. Zafer hocam onlar gibi değil ama toparlayacaktır bunu da. Şimdi Hristiyan biz şöyle anlıyoruz, din adamı. Tamam, İslam'da da var. İşte adam yani tefsirci. Aslında şu andaki İncil'de de şu o hiyerarşi tam olarak yok. Hani tabii canım. Onların da dinin özünde yok. Şimdi ismi din adamı diye aslında bunlar aynı şey değil. Yani Hristiyanlıktaki din adamı dediğiniz kişinin ontolojik sizden farklılığı var. Yanılmaz, günah işlemez, hata yapmaz. Doğru. Fiili ve davranışlarıyla bizatihi delildir. O olmadan din olmaz. Aynen. Şiilikte o olmadan buna, din olmaz. Evet, şimdi İslam'da da benzeri bir yaklaşım var. İslam'da bunu ayetullah diyor. Ayetullah ve, günah işlemez demiyor ya. Hayır şey masum imam şey var, 12 imam. 12 imamda var o sadece. Günah işlemez diye ama diğerlerinde yok. Yani bu benzeşen bir örnek. Hocam Ehl-i Sünnet'te şöyle bir şey var. Ehl-i Sünnet'te bu doktrini reddetmekle çok doğru yapmışız. Fakat buna karşılık cemaatler, aşağı yukarı bütün cemaatler değil mi? Çok büyük bir kısmı kendi liderini Mehdi, asrın müceddidi falan filan ilan ederek, Gavs ilan ederek şu anda yaşayan en üstün kişi olduğunu iddia etmişler. Basit bir örnek vereyim şu anda. Ben isimlerini söylemeyeyim. Televizyon programında olduğumuz için bir kanalda. Şu anda Türkiye'deki en büyük 5 cemaati bir kenara yazsınlar. Bunların aşağı yukarı her biri kendi liderinin şu anda dünyada yaşayan en üstün kişi olduğu kanaatindedirler. Buna katılıyorum Caner Hocam. Sen katılmıyorsun diye demiyorum. Seyirciye yönelik bir şey zaten demeye çalışıyorum. Yani demek istediğim şey şu. Pratikte baktığımızda kendi bağlı olduğu otoriteyi, ki yine bir tırnak açalım buranın içinde, Türkiye'de birçok kimse dini bilgiyi kulaktan alır. Yani kitap okuma, Kur'an okuma, hadis kitabı okuma, ilmal kitabı okuma, bunlar hep ikinci derecedir. Birinci derece olan tarih boyunca genel çerçeve, bağlı oldukları kişinin ağzından çıkan bilgiyi kulağına gelenle ve gördüğüyle kendi cemaati, tarikatı, mahallesindeyle hayatını şekillendirme olmuştur. Şimdi burada da gördüğü kimse veya duyduğu kimsenin tartışılmaz olması birçok kimseye mutlak bir rahatlık vermiş. Çünkü sorgulamadan onu kabul ediyor. Ve burada olabilecek tabii doktrinde şuraya varmış en sonunda. Şu senin bağlı olduğun kişi şu anda bu alemin en üstünü. Bu değişik söylemlerle olmuş. Mehdi söylemiyle. Asr-ı Müceddidi demiş. Asr-ı Müceddidi tabii Mehdi son Asr-ı Müceddidi. Asr-ı Müceddidi söyleminle şu anda kendi bağlı olduğu kişiyi şu anda yaşayan dünyadaki en üstün kişi gören, bu ölmüş olan ve ölmüş olmayanlar da var bunun içinde. Türkiye'deki büyük cemaatlerin büyük bir kısmıdır. Yarısından fazlası bu inançla kendi liderini görüyorlar. Yani tartışılmaz görüyorlar. Yani mutlak anlamda hocam aslında haklı. Yani İslam'ın içinde böyle bir ruhbanlık yok ama özellikle cemaatler kendi liderlerini yaşayan dünyadaki en üstün kişi görerek ve bununla ilgili de bana göre uydurma olan her asıra bir müceddit gelecektir şeklinde bir hadisle bunu destekleterek
buna benzer bir inanç oluşturmuşlardır. İslam'da olmayan aslında ruhban sınıfını hop diye bir katakulliyle, bir hokus pokusla oluşturmuşuz. O zaman yani. Hristiyanlıkta ruhban sınıfı var mıydı? İncil'de var mı? Yok. Şimdi Hristiyanlıkta da olmayan bir şeyi İncil'de yok. Sonradan oluşturuyorlar. Şöyle, çok bir fark İncil'de, yok gibi. Ama yani. Orada şöyle bir şey var. Şimdi tabii biraz yani Hristiyanlığın çok erken dönemine gitmek lazım. Zaten ruhban hiyerarşisinin ortaya çıkışıyla ilgili biz yani mesela en erken kaynaklara baktığımızda diyelim ki Antakyalı Ignatius. Mesela bu 2. yüzyıl başlarında ölmüş Antakya Kilisesi'nin başpiskoposu o günkü. Yani Antakya Kilise hiyerarşisinde de adı resmi olarak 3. sırada geçen bir din adamı. Hı. Onun mesela mektupları var. O mektuplara baktığınızda bir ruhban hiyerarşisi oluşturmaya yönelik çabalara tanık oluyorsunuz. İncil'de var mı hocam? Fakat hocam dikkatinizi çekerim. Hazreti İsa'dan belki 100 sene sonra. İncil'de yok. Tamam. Dolayısıyla bunu da yapan... İncil'lerde yok daha doğrusu. Yani İncil'lerde o terminoloji yok. Terminoloji tamam. Karışıyor da. Yani